Bugünkü konuğumuz sendikacı ve siyasetçi olarak Süleyman Çelebi. Belki de kamuoyunun en kolay tanıyacağı isimlerden biri. Çünkü kamuoyundan kaçmayan ve kamuoyunda olması gereken her yerde olmayı seçen bir kimlikten kaynaklanan davranışları var. Sürekli eylemde, sürekli etkinlikte, sürekli hareket içinde her yerde var. Benim açımdan sorun ise... Yaşça benden birazcık ciddi boyutlarda, çünkü ben 66'da Cumhuriyet'e gazeteciliğe başladım. O 66'da çocuk işçi olarak yaşama atılmış, yani çırak olmuş bir fabrikada. Çok yaş farkımıza rağmen yaşam birlikteliğimiz var ve sürekli birlikte geçti. Evet. Onun için de şu başlığı Süleyman Çelebi için düşündüm ve çok da yakıştırdım. Bizim sendikacıların yakıştırdığı bir kavramdı o. Kısa pantolonlu sanıklıktan diş başkanlığı CHP milletvekilliğine giden bir yaşam öyküsüdür bu. onun için her şey var. Hangisinden nereden başlayacağız onu ben de bilemiyorum ama herhalde diskin 12 Eylül'den çok az önce yapılmış olan genel kurulundan girmekte yarar var. Değil mi Süleyman Çelebi? Çocuk işçilikler aslında ona gireceğiz. Ama peki. Şimdi şey için onu yapmak istedim. Yani siyasi süreç anlamında söylüyorum. Süleyman Çelebi o genel kurulda DİSK'in genel başkanlığına Abdullah Baştürk'ün seçildiği genel kurulda Süleyman Çelebi de DİSK'in örgütlenme sekreteri seçildi. Tabii asker kafasıyla örgütlenme sekreteri demek her tür suç ortaklığının başı demektir. Örgütün başı, başı demektir. Yaşına başına bakmadan her geçirilmesi gereken süreçler, yani işkenceleriyle ve her boyutuyla o uzun süren yargılanma süreci, 12 Eylül yargılanma sürecinin tamamında hiç tahliyesi düşünülmeyen insanların çekirdek kadronun içinde kaldı Süleyman Çelebi. Benim için de çarpıcı şey budur. O tanıklık orada. Tabii ki hemen şeye geçeceğim. 66 yılında çıraklığa başlamış ama aslında benim için çok sempatik bir başka fotoğraf karesi var. Gürcü kökenlisiniz değil mi siz, evet, göçmen aile olarak? Göçmen, göçmen köylü olarak Karadeniz ve bir köyde, siz söyleyin adını ve yerini. Perşembe ilçesi Çakaköy'ü. Orada çobanlıkla başlıyorsunuz üretime, evet, çalışma yaşamına. Hem okuyoruz hem de okul sonrası veya o ara tatiller hep çobanlık yapıyorum. Çobanlık yapıyorsunuz. Tabii ki öbür karede çok renkli. O ilk çırak olduğunuz fabrika, Dinarsu Fabrikası. Evet. Ve siz 66 yılında çocuk işçi olarak buraya da çalışmaya başlıyorsunuz. Ve tabii ki 12 Eylül'ün bir ünlü Otay-ı Hümayun dediğimiz olayı vardır. İki başlığı vardır. Dışarıdaki bizim için Otay-ı Hümayun'una gönderilmek üzere içeriye alınan DİSK'in yönetim kadrolarının özellikle bekletilerek, kuyruğa sokularak, uzun uzun bekletilerek hem de tek tek içeri alınmaları sürecidir. Sonrası da orada çok şeyler yaşandı. O süreçleri de yine biz uzaktan, sadece içimizi sızlatan duyumlarla... Uzaktan değil, içindeydiniz. Siz tutuksuz sanıktınız, biz tutuklu sanıktık. Ama duruşmalarda tutuksuz sanıktım. Duruşmalara gelene kadar vardı. Yani bir şey, ilk karşılaşmamız bir sivil mahkemede önceden açılmıştı. DİSK'in kapatılması davası, evet, 12 Eylül öncesinde açıldı. Evet. Ve bir ansiklopedide çıkan bir sözcük, evet, gerekçe yapılarak açıldı. Sözcük de çok, gerçekten bana göre güzel Türkçe bir sözcük. İşçi sınıfı bilimi. Bilimi. İşçi sınıfı bilimi doğrultusunda mücadele eğitim etmek yapan ve sendikacılık yapan bir akım DİSK. Evet. Ve bütün yayınlarında da bu sözcük var. Var. Tüzüğünde de var. Evet, tüzüğünde de var. Zaten tüzükten dolayı dava açıldı. Bütün belgeler oyunun üzerinden soya yapıldı. İddianame tuğla gibi 3 ciltlik iddianame bunun üzerinden hazırlandı.
ve işçi sınıfı bilimi sözcüğüne öncesinde yayınlanmış bir sosyalist kültür ansiklopedisindeki sözcük kullanılarak karşılığına, çünkü Marksizm Leninizm yazılmış. Evet, evet. Tabii orada bir açma da yapmam gerekiyor. Marksizm Leninizm dünyadaki demokrasilerin olduğu ülkelerin hiçbirinde yasak değildir ve suç değildir. Sendikacılığın alfabesinde vardır. İbrahim Güzelce'de Işıklar İçinde Yatsınlar. Oralarda sendikacılık yapmış basın işten. Almanya'da sendikacılık yapmış bir kimliğiyle işçi sınıfı bilimi kavramını doğrudan dürüst sözcü karşılığıyla işçi sınıfı için bilimsel doğru olan ne varsa hepsinin anlatımı olarak algıladığı için o sözcüğü seçmiş ve kullanmış. Ama ansiklopedi öyle dedi diye bu disk bütün eylemleriyle, varlığıyla, bütün geçmişiyle Marksist-Leninist illegal örgüt suçlamasıyla yargılandı ve idamla yargılandırıldı. Suçlamalar da çok ağırdı hepiniz için. Hiç kimsenin gözünün yaşına da bakılmadı o yargılama süreçlerinde. Ve çok ağır şeyler de oldu. İşkencelerin de çağır tutanakları oldu şeyleri. Yani bir görsellik olarak söylemek istersem, yani neyi suç gördülerse o kafayla herkesi ve DİSK'in sendikacılığı daha doğrusu, çünkü DİSK üzerinden Türk İşi de bitirmek üzere, Türkiye'de sendikal hareketi bitirmek üzere korkunç bir operasyon geldi. Yasaklar düzeni geldi. Bu son noktaydı. Siz şimdi bundan sonrasına geçin, bize çocukluğunuzdan başlayarak bir yaşam öyküsüyle geçiş yapmaya çalışın. Ben sana Şükran Hanım falan demeyeceğim, Şükran abla diyeceğim. Çünkü hep hitabım oydu. Her zamanki hitabım bu. Onun için yani izninden oradan başlayacağım. Çünkü bizim mücadelemizde de senin apayrı bir yerin var. Yani sen tarihe bu anlamda sınıf mücadelesine her aşamasında tanıklık yapmış bir insansın. Tanıktım. Sendikacı kimliğin de vardı. Gazetecilik kimliğinin yanında bu da vardı ama hep sınıftan yana mücadele ettik. Evet, gazeteciler tanındı, sendikası ve bilindi. Bu gerçeklikten yürüyorum. Ya benim yaşam öykümü gerçekten, ben bir ara bir de İbrahim Dizman benimle ilgili bir kitap yazdı. Emeğe adanmış yaşam. Ben özellikle gençlere model olma açısından kendimi anlatmak isterim. Çünkü şunun için anlatmak isterim gençlere. Yani özellikle bu kitabı da gençlere veriyorum ben. Yani bir yaşam öyküsü, bir mücadele öyküsü, işçilikten DİSK Genel Başkanlığı'na, işçilikten milletvekilliğine giden bir süre, bir serüven yaşadım. Biraz önce de söyledim, çobanlıkla başlamış. Bir yanımız tarım, tarımla uğraşmışız. Bir yanımız hayvancılıkla ilgilenmişiz. Yani o arada çocukken neler yapılması gerekiyorken, bütün yükleri de üzerine almış bir insan olarak bir taraftan hem okulu okumuşum, ilkokulu bitirmişim, ortaokula gitmişim. O arada babamdan kaynaklı, babam 60 darbesinde, o da siyasal olarak farklı bir nedenle yargılanıyor. Yani Menderes, muhtar o arada, Menderesçi diye yargılanıyor ve hapse giriyor. Evet, Menderes böyle bir demokrasiye açılır vitriniyle. Aynen. Şimdi bunu anlatmamın nedeni şu aslında, bu kadar detaya girmem ama. Yani iki farklı kalıbın tezahürü, evet, benim yaşadığım süreç. Onun için de bunu anlatma gereği duyuyorum. O yaşadıklarından sonra, yani babamla ilgili orada köyde anlattıktan sonra terk ediyor köyü ve İstanbul'a taşınıyor. Ve bizim de serüven o İstanbul'da başlıyor. 13 yaşındayım ben o zaman. Evet. Ben bir fabrikaya bir arkadaşımızın, tanıdığımızın aracılığıyla giriyorum. 13 yaşındayım. Ve sigortalı işçi olarak başlıyorum. Bunu anlatmamın nedeni şu. Bugün yani birçok sigortasız kaçak işçilik yaygın. Evet. Benim girdiğim iş yeri Dinar Su Fabrikası. Evet. Ve o fabrikada ben hem sigortalıyım hem sendikalıyım. Şimdi tabii hukuken nasıl olabilmiş onu çok da anlamış hukuken değilim. Hukuken şöyle efendim. Hukuken de şöyle. Sendika üye olsa olabilmem için 16 yaşından büyük olmak gerekiyor. Evet. 16 yaşında olabilirsem sendikaya direkt üye olabiliyorum.
babamdan muvaffakat alarak sendika üyesi olabildim. Baba izniyle. Evet. Baba izniyle. Baba izniyle sendika. Baba izniyle sendikalı oldum ve hiç unutmam, o zaman saat ücretim 160 kuruş. Dinar Fabrikası'nda sendika, o zaman bizim üyesi olduğumuz sendika, Türk İş'e bağlı Tekstil Sendikası ve o sendikanın üyesi olduk. Serüven orada başlıyor yani. Sonra benim bu mücadelemin esas doğuş noktası, belki de onun için diyorum, yani ne dünya tarihinde ne de Türkiye tarihinde benim örneğim yok. Şundan yok. Ben 18 yaşını alır almaz sendikanın, o zaman Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası, evet, Rıza Güven, Yunus Kara falan, bu isimleri de tanıyorsunuz. Kamuoyunun da bildiği yani isimler. Yani diski kuran kadrolar. Kadroların içinde yer aldı. O zaman bağımsız olan Tekstil İşçileri Sendikası'na üye oluyorum ben. Nedeni de şu. 160 kuruş saat ücreti, 30 kuruş zam yapılmış. Öyle bir fotoğraf kareniz de var 1975. Evet, aynen o. O 75'te benim söylediğim 67'ler 68'den. Şunun daha için, öncesi yani. Daha öncesi, şunun için söylüyorum bu 67-68'i. Sendikal yaşamımın en önemli noktası şu. 30 kuruş zam verilmişti o zaman. Bana uygulanmamış. Ben sendika başkanına gittim. Emin Baykan'dı o zaman Tekstil'in şube başkanı. Gittim ya, dedi ki bu çocukları kim alıyor bu fabrikaya falan dedi. Yani niye geliyorlar, niye akarıyorlar? Yani zamı uygulamadı diye gidiyorum. Böyle bir şey yaptım. Ondan sonra ben orada bir sendikalaşma süreci başladım. Ben onun öncülüğünü yaptım ve yaptığım sürede 17 yaşında filanım. 18 yaşında Türkiye'de, belki onun için burayı anlatmak istiyorum. 18 yaşında dünyada ve Türkiye'de örneği olmayan bir sendikanın şube sekreteri oluyorum. 18 yaşında. Askere gitmeden 19 yaşında şube başkanı oluyorum. Böyle hani diskteki serüvenim de böyle genç yaşta. En genç hani diskin örgütlenme daire başkanlığına geliyorum ama. Evet, kısa pantolonun başına gelmedi. O yani kadar. Onun için kısa pantolonla başladım gerçekten. Yani yok böyle bir örnek. 18 yaşında şube sekreteri olacaksın. 19 yaşında şube başkanı olacaksın. Askerde sendikacılık yapacaksın. Yani o arada bana kitaplar geliyor. Onları, gazeteler geliyor. Onları komutanlarım okuyor filan. Ne burada sendikacılık mı yapıyorsun diyen bir noktadayım. Birçok yere sürgün gitmişim o nedenle. Yani ben Van'ın Başkale kazasına sürgün gittim. Şükran abla. Askerlikte. Askerlikte. Yani bu gazeteler diskten geliyor, tekstilden geliyor diye bana gazeteler geliyor 73 yılında. Ben bu gazeteler falan geliyor diye bana... Sonuçta 12 şeyde, Mart süreci tabii. Evet, Bilecik'teyim. Bilecik'in Söğüt kazasında o zaman askerlik yapıyorum. Bu dergiler falan bana geliyor diye ben Van'ın Başkale kazasına sürgün gittim. Benim için onurlu bir şey. Hiç tabii, sorun değil. Tabii. Sonra döndüm. 75 yılında Tekstil Sendikası Genel Kurulu oldu. O biraz önce gösterdiğimiz fotoğraf o. 75 yılında ben 22 yaşındayım ve Tekstil İşçileri Sendikası'nın Genel Yönetim Kurulu üyesiyim. Ya bu da tarihte olmayan bir şey. Aradan bir sene geçiyor, örgütlenme daire başkanıyım. Bir sene sonrası. 23 yaşında Tekstil Sendikası'nın örgütlenme daire başkanıyım. Marmara Bölge Temsilciliği yapıyorum. Bursa'da. Sonra Marmara Bölge Temsilciliği'nin dışında aynı zamanda Bursa Şube Başkanlığı'nın da kuruculuğunu yaptım. Orayı da örgütledik. Yani bir yılda ben örgütlenme daire başkanıyım ama bir yılda 5000 üyeye yalnız Bursa'da sendikaya kazandırarak geldim. Örgütlenme daire başkanı oldum. Sonraki kongrelerde işte devam etti. 1980 darbesine kadar hem Tekstil'in örgütlenme daire başkanlığı hem de Diskin örgütlenme daire başkanlığına 80 darbesinden 2 ay önce, 3 ay önce yapıldı bizim kongremiz. 25 Haziran'dır. 1980 25 Haziran'da genel kurulda Abdullah Başlık o zaman adayları gösteriyor yönetme kuruluna. Bizi de aday gösterdi ve o adayı gösterdikten hemen sonra seçildik. Göreve başladık ve size çok ilginç bir anımı anlatacağım 12 Eylül'le ilgili önce. Orası benim için çok önemli. Bu en önemli dönüm noktası. Ecevit'in
sizin de bildiğiniz Petrol İş Kongresi'nde bir konuşması var. Evet. Ben izlediğim, haberini yaptığım kongre. Fehmi Işıklar'la beraber benim de gittiğim bir kongredir. O kongrede Ecevit dedi ki yani hep tribünlerdesiniz. Maçı seyrediyorsunuz tribünlerden. Birisi gelecek kırmızı kart gösterecek ve maçı tatil edecek dedi. Tribünden seyretmeyi bırakın sahaya inin dedi. Fehmi Işıklar da DİSK'in genel sekreteri o zaman. O da bir konuşma yaptı. Dedi ki biz sahadayız. Sarı kartlar görüyoruz dedi. Bize sarı kart göstermeyin. Ve Ecevit o kongreden hemen sonra 12 Eylül günü, onun için söylüyorum bunu. Bu evet. Çok da önemli dönümeç noktası. 12 Eylül günü DİSK beni görevlendirdi. 12 Eylül günü biz Trabzon'da Ecevit'in yapacağı mitingde buluşacağız. Ve ben şeyle Celal Alçınkaya ile beraber yola çıktım ve Samsun'da. O da tabii demir dökümün baş temsilcisi. Evet, baş temsilcisi, bölge temsilcisi. Ben aldığım zaman da o zaman işçi komiteleri genel yönetim kurulu üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir taraftan partiye gidiyorum. Partide bu mitinge katılın diyorum. Demokrasi DİSK'ten beraber CHP. Demokrasi mitingleri kararı aldık. Ecevit bir ara bize küskündü, kırgındı falan onlar giderdik yani uzattı o detayı. Hani o toplumsal anlaşmaya imza atmadık falan diye. Ama ondan sonra yeniden bir süreç başladı. Yani o düdük olayı. Evet. Demokrasi mitingleri yapılma kararı verdi. İlki Trabzon. 12 Eylül günü. İkincisi bir hafta sonra Yozgat. Üçüncü miting bir hafta daha sonra Çorlu. İstanbul'da da sık yönetim var. Tarlada yapacağız mitingi. Böyle bir anımız var yani. Ben de aldım işte Celal Bey'le beraber bölge temsilcisi. Hem işçilere gidiyorum mitinge katılın diye. Hem bir taraftan partiye gidiyorum mitinge katılın. İş komitesi genel yönetim kurulu üyesi. Müthiş bir katılımla şeyde yaptık mitingi. Toplantıyı Samsun'da, Ordu'da yaptık. 12 Eylül gecesi Giresun'dayız. Siz de anımsayacaksınız. Fındık İş Sendikası Genel Başkanı. Evet. Sabahleyin beni aradı. Saat 4. Dedi ki kalk dedi darbe oldu. Kim dedim yaptı darbeyi? Genel sekreteriyle arası iyi değil. Sen mi yaptın? Ersait mi yaptı dedim. Yani rahmetli ikisi de. Ersait yok dedi. Sen dedi dışarıya bak kimin yaptığını öğrenirsin. Bir baktım ki tanklarla çevrilmişiz. Sonra televizyonu açtık ve darbeyi öyle önerdik. Zaten yani şunu birlikte anlatmak, sanık oldunuz evet, davada. Esas anlatmak istediğim şu. Yani demokrasi mitinglerinin yapılacağı günün gecesi. Yani ertesi günü biz miting yapacağız. O akşam darbe oluyor. Evet. Özü bu yani. Evet, onun için ayrıntılara girdim. Çok evet onlar çok büyük bir akıştır. O ayrıntılara girdiniz ama o ayrıntıların sonucu da bu oldu. Hepiniz birden DİSK davası sanığı olarak burada en kalabalık yani arkaya doğru tabii bayağı kalabalıksınız. Evet, evet tabii. Bu birinci sıradasınız yani evet, sizler. Evet, evet. En büyük suçlular, en ağır suçlular, ağır tüfekler diyelim. Ve en genç sanıklarından bir tanesiyim. Evet, siz tabii en gençsizdiniz yani evet. Oradaki şeyde o tartışmasız. Sonra galiba Fehmi Işıklar falan geliyor, diğerleri geliyor ama siz bir numaraydınız. Evet, yani. Evet, evet. Şeyde o öyleydi o sıralama. Herkes var ve sendika başkanları birinci sıra. Evet. Ama siz de örgütlenme sekreteri olarak. Örgütlenme daire başkanı evet, olarak daire oradayım başkanı zaten. Olarak. Yürütme kurulu. Tabii herkes ben. Var. Biraz önce sözünü ettiğiniz sendika başkanları da buradalar. Evet. Abdullah Baştürk var, Rıza Güven var. Demirhan Tuncay da orada, şey de orada. Demirhan Tuncay var yani. Herkes orada evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. O sürecin tabii ki uzun uzun anlatacak şansınız yok ama birkaç cümleyle analizini yapar mıyız? Yani neydi bu aslında size göre? Türkiye'de 60 sonrası gelen bütün demokratik özgürlüklerin düşünceyle başlayan hepsi yaşamın her alanındaki özgürlüklerin örgütlenmenin, siyaset, toplumsal, sendikal hepsinin tepe taklak edilmesinin birinci şeyi 12 Mart'tır. İkincisi nokta konulması sendikal anlamda 12 Eylül'dür. Yani
Çünkü sendikal anlamda nokta koyamadılar. Uluslararası sendikalizmi göşekil olarak reddedemedikleri için. Çünkü liberalizm de reddedemiyordu o süreçlerde. Şimdi ediyor da o süreçlerde edemiyordu. O onların paralelinde olan bir şeydi. Şimdi bu bedel diske ödetildi. Ve şekil olarak da sanki Amerika'nın iradesi Türkiye'de tek konfederasyon Türk işin ayakta kalması gibi idi ise de zaman içinde Türk işi de yıktı. Yani şey anlamda ayakta durabilme anlamında yıktı. Ve yıkılmış bir Türk işle biz 12 Eylül'e girdik. Yani o da şekil olarak vardı. Yani bakan verecek kadar kaşe etmişti ve uluslararası sendikal şeyi de üyeliğe askıya alınmıştı falan. Dis davasında tabii vitrinde gördüğümüz uluslararası sendikacılığın önemli dayanışmaları oldu. Kesin. Onlar geldiler özellikle ağırlıklı Avrupa sendikaları tabii ki. Almanya daha da öngördüğümüzden fazla katı durdu. Çünkü Hitler travmasını yaşamış Alman sendikacılığı Türkiye'de Türk diskin yaşadıklarını kendi yaşadıklarıyla özdeşleştirdiği için çok sıkı sahip çıktılar. Ve hepsinin toplu duruşmaları izleme ve ne yapıp yapıp cezaevine gidip sanıkları görmek, ziyaret etmek gibi direnişleri oldu. Direndiler yani bu konuda. Ve dayanışmaları da oldu. Çok ciddi dayanışmaları. Sanırım DİS davasının bu kadar ağır suçlamalarından sonra, 4 yıl sonra en azından yani tamam örgütlülükte çok darbe yarattı ama fiilen cezaevinden çıkmanızda da bu direngenliğin, bu dayanışmanın, uluslararası dayanışmanın katkısı ve payı oldu. Yani ciddi bir şekilde payı oldu. Gibi bir gözlemim var. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Şöyle. Abla senin dediğin gibi DİS davası dünya sendikal tarihinin en büyük davalarından birisi. Yok öyle bir yok, şey yok. Böyle bir dava yok. Yani tabi dünyada birçok sendikacı işkence gördü, birçok sendikacı öldürüldü, yok edildi filan ama yani 1477'de sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Yani dünyada 1477 sanığı olan bir dava yok yani. Ve 3 cilt biraz önce söylediğiniz iddianamesi olan, evet yok, tırlar dolusu belgeleri dolu olan bir dava yok. Yani bir davadan bahsederken şöyle anlatmam gerekiyor. Yani bu dava tabii biz 4 yıl yattık ama davanın sonucu tam 11 yıl sürdü. Tabii. Ya yani beraat tabii, edinceye tabii, kadar tabii. Biz sendikal yaşamdan yasaklıydınız. Evet. Yasaklıydık. Hollanda'dan bir televizyoncu geldi. Benden röportaj yapıyor o arada. Ya dedi ki o arada da ticaret yapıyorum. Halıcılık yapıyorum bu kabarnında. Dedi ki bana ya düşünceniz sosyalist ama yaptığınız iş kapitalist. Bunu dedi bir izah eder misiniz bana? Ben de o zaman dedim ki sendikal ya bir yasa koydular darbeciler. O koydukları madde aynen şu. Sendikal nedenlerle yargılanmakta olan sendikacılar beraat edinceye kadar sendikal faaliyette bulunamazlar. Sendikal yapıda yer alamazlar. Milletvekili olabiliyorlar. Ki oldu. Baştürk oldu. Feymışıklar oldu. İsmail Akrona oldu. Yani bizden DİS'ten olanlar Ömer Çiftçi falan oldu. Ama şey olamıyorsun. Meclis başkanı oldu. Yani meclis başkan vekili oldu Feymışıklar. DİS'in genel sekreteri kimliğinden. Ama sendikacı olamıyorsun. Ta beraat edinceye kadar. Evet. Birinci yanı bu. Evet. İkinci yanı siz çok önemli bir değerlendirme yaptınız aslında. Bu değerlendirme yalnız Türkiye için söylemek doğru değil. Yeni bir dünya düzeni kurulmak istendi. Amerika'nın öncülüğünü yaptı. Yeni neoliberal politikaların yaşam bulacağı bir yeni düzene geçişi yaratmak istiyorlardı. Burada da direnç noktalarından bir tanesi ki Türkiye'deki tabii ki
önce 68 kuşağı sonra 78 kuşağının dirençli evet, noktasıydı. Evet. Bunu aşabilmesi için de daha çok bu darbe gerçekten özellikle tüm dünyada birçok darbeler oldu. Şili'de oldu, Arjantin'de oldu, birçok yerlerde yaşandı o dönemlerde darbeler. Ama bizim ülkemizdeki darbe de eşte, eş zamanla yapıldı. Bazılarını darbeyle, bazılarını demokrasi içinde hallettiler. Yani sistemi yine oraya evirdiler ama bazılarını bu liberal politikaların egemen olacağı bir politikayı egemen kılmak adına yani sonuçta evet. Sovyetler Birliği'nin dağılım sürecine de giden bir yolun hazırlığıydı. Bana göre bu. Hı-hı. Onun için yeni dünya düzenine geçerken ne yapmak lazımdı? Bir böyle mücadele eden, direnen. Çünkü o zaman siz de çok iyi tanırsınız. Yani gazetecilik yaptınız. Yani Demirel biz Başkanlar Kurulu toplantısını beklerdi. Ondan sonra açıklamasını yapardı. Yani evet. Önemli açıklamalarını buna göre yapardı. Yani ortaya koyacağımız tepkiye göre, ortaya koyacağımız düşünceye göre. Bugün bakıldığı zaman o sendikal yapıdan eser yok. 2,5 milyon aktif sendikalı vardı. Ben tanıyayım. Siz de bunu tanıyorsunuz. 2,5 milyon aktif toplu iş sözleşmesi olan sendikalı işçi vardı. Bugün bunlar kağıt üzerinde var ama yani sözleşme özellikli diye özgürlüğü diye yok, bir şey yok. Yok, yani. Grev hakkının yok olduğu. Yani biz darbe olduğu gün ben Tekstil Sendikası'nın örgütlenme daire başkanıydım. 66 son iş yerinde olay tahkime gitti işte. Evet. 66 iş yerinde biz grevdeydik. 75 iş yerinde Madeni Sendikası, Diskebalı Madeni Sendikası, Hürjami Sendikası grevdeydik tabii, yani grev tabii. Alanından biz şeye geldik. Tabii. Hapishanelere geldik. Tabii. Dolayısıyla yani o gün de her gün bir mücadele dönemimizdi bizim. O mücadele dönemimizi yürüttük. Şimdi bugün hani bir ara diskin çanına ot tıkacağız gibi. Yani işçi sınıfının çanına ot tıkama noktası 12 Eylül'dür. Evet. Yani işçi sınıfının kazanımlarında bu konuda mütevazı değilim. Bütün iyi kazanımlarında Türk işin içindeki iyilerici sendikacılar var. Bunun altına çizeyim. Namuslu dürüst sendikacılar Türk işin içinde. DİSK o gün yine bağımsız sendikal mücadele veren ama dik duran. Dik duran çok sınıftan oldu. Yana mücadele eden sendikacılarla işçi sınıfının kazanımları varsa o dönemlerde evet. O kazanımların hepsinde bir bedel var, bir mücadele var. Bir Karabük örneği evet. Yani. Hepsinde. Hepsine bir bakıldığı zaman bu mücadelenin ürünüdür yani bu evet. Ürün. Onun için yani bu mücadele, hani işçi sınıfı şimdi bir şeyler söylüyor ya, o kazanımların hepsinde bizim ödediğimiz, yani işçi sınıfının ödediği bedeller var ama o bedellerin kazanımları da var. Yani mücadele ederek her şey elde edildi. Bu anlamda bakıldığında yani bu yeni dünya düzenine geçiş sürecinin en önemli dönüm noktasıdır 12 Eylül'ün Türkiye'deki şey. Biraz önce söylediğim gibi işçi sınıfı bilimi noktasında tabii ki biz tüzüğümüzde işçi sınıfı bilimi ilkesini yazdık. Yani Marksizm olduğunu biliyorduk. Ama bu Marksizm dediğimiz zaman da tabii. Sınıf mücadelesi adına bunu yorumluyorduk. Yoksa ideolojik olarak bizim bir ideolojik duruşumuz var. Diskin kuruluş bildirgesi halen ortada. Halen yani, bugün yaşamını sosyalist sürdü. Enternasyonel çizgisindeydiniz siz. Aynen yani, aynen bu. Aynen bu. Aynen İsveç'teki, İsviçre'deki, Norveç'teki, İskandinav ülkelerin çizgisindeydik. Bunu da izninden söylemek istiyorum. Yani sosyalistler bu arada çok tartışılıyor falan ama geçmişte Sovyetler Birliği'ni veya komünist sistem diye tanımladığımız sosyalist sistemin uygulayamadığı demokrasiyi birçok hakları demokrasi içinde İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da evet. insanlar demokrasi içinde aldı. Bunların bu söylediklerinin hepsinin hani sosyalist sistemde söylenip uygulanmayanlar aslında bu şeyde yapıldı. İskandinav ülkelerinde yapıldı ve demokrasi içinde yapıldı. Ne zaman Sovyetler tehdidi kalktı, onlar da liberalleşti. Evet. Onlar da liberal politikalara doğru evrildi. Ama bunun içinde
özellikle söylemek istediğim yanı şudur. Hani siz çok önemli bir vurgu yaptınız. Biz idam edilmediysek, sen Şükran abla, siz çok tanıyorsunuz. Hatta birçoğunun içinde yer aldınız filan. Sizin o konuda anılarınız da var. Benim de ciddi anılarım var. Biz o arada, gerçekten söylüyorum, bizden birkaç tane idam olmadıysa o arada. Evet. O furyada, o başlangıç noktasında. O büyük dayanışmaya bunu borçluyuz. Evet, doğru, doğru. Gerçekten Almanya'da, doğru. Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, yani bütün Avrupa ülkeleri, yani sosyalist ülkeler o zaman, yani bunları söylemek istiyorum. Kenan Evren'i çok rahatlıkla davet ediyorlardı. Örneğin Bulgaristan'a gidiyordu Kenan Evren, Romanya'ya gidiyordu. Ama bir tek Batılı, demokrasinin olduğu bir tek ülkeye gidebildi mi? Gidemedi. Tabii. Gidemezdi. Şimdi ben bu noktada sözünüzü balda keseceğim. Çünkü sizin yaşam öykünüzde o kadar çok uzun dağısı var ki evet. Biraz hızlı geçiş yapmak tabii zorundayız. Ki, tabii ki. Burada 12 Eylül yargılamasına nokta koymuş olalım. Evet. 12 Eylül yargılaması sonrasının yaşamında Süleyman Çelebi'yi izlemeye çalışalım. Yani 12 Eylül'den sonra sendikacılığa dönüşle birlikte Süleyman Çelebi'nin geldiği görevler, yaptığı işler, ki o işte Disko Genel Başkanlığı'na giden yol bu. Tamam. Şöyle, esası biraz önce tabii hapisten çıktık. Hiçbir yerde bizim iş bulmamız mümkün değil. Damgalanmışız artık ve bir şey yapacağız, bir yaşamımızı sürdüreceğiz. Ben evimi sattım. Avcılar'da bir evim vardı. O daireyi sattık, ondan sermaye yaptık ve halıcılığa başladık. Şimdi ben burada bir fotoğraf çıkaracağım. Bu sizin nişan fotoğrafınız, evet. 76-24 Nisan. Evet. Şimdi bu nişan fotoğrafını niye çıkardım? Çünkü benim bildiğim Süleyman Çelebi'nin yaşamında, ayakta durabilmesinde arkasında duran bu kadın var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok üretken, o da işçilikten gelmiş ve o ondan sonra küçük küçük atölyelerde kendi üreterek, kendi ekonomik katkı yaparak, hani o bir konuk sizi yadırgamış ya yaptığınız işle ilgili. Evet. Ondan sonrasında bütün o işleri üstlenen bir kimlik değil mi? Hem benim açımdan hem çocuklarımın açısından. Şimdi benim iki tane kızım var. Biri Şule, biri Hale ve tabii eşim Melahat. Benim yaşamımın en önemli dönüm noktası. Ve tabii ki bu bir başarı öyküsü konuşuyorsak. Tabii bunun her erkeğin arkasında bir kadın var değil mi? Kadının da ötesinde bu. Gerçekten benim bütün yaşamıma katkı sundu, mücadele etti. Yanımda yer aldı, ayakta durdu. O 4 yıl boyunca biz hapishanedeyiz. Hem anne hem baba, kimli her şeyimizden. Yani o nedenle eğer bir başarı öyküsü varsa, bizi bu başarı öyküsünü bir kere eşim Melahat'in, yani o nişanlık fotoğrafı, ona borçluyum. Ama şöyle bir yanımız daha var, onu da söyleyeyim. O hep herkes için geçerliydi. Geçerli. Yani Ayten Baştürk için de geçerli, diğerleri için evet, hepsi için de aynen, geçerli. Aynen. Bütün eşlerimiz o konuda bir şuna verdiler. Eşi için de geçerli, Şükran Hanım için, adaşımla. Evet, çok ciddi anlamda tanıklık yaptınız. Dolayısıyla şimdi oradan sonra hemen biz şeye başladık. Yani o halıcılık falan derken ondan sonra o işe eşim daha sonra istendi ve disk açılma mücadelesi verdik biz. Yani herkes bir ara diskten ilgili şöyle bir yaklaşımda, ya disk artık yani şey yapsın, mal varlığını işte bir vakıf yapsın, vakıf kursun. Bu klasik cümleler çok kullanıldı falan. Evet. Biz de Abdullah Baştürk'le birlikte diskin yeniden faaliyete geçmesi mücadelesini verdik. Evet, onları anlatmanızı istiyorum zaten. Evet, yani bu burada birçok arkadaşım vardı. Yani bunları rahmet, bazıları öldü. Hasan Algül vardı mesela. Onu bir rahmetle anmak istiyorum. Yaşamdan koptu. Doğan Halis vardı. Çetin Uygur vardı. Evet, bütün bu arkadaşlarım. Yani bu iş bitti Çetin dedikleri Uygur, dönem. Evet. Çetin Uygur şu direniyor, anda... Direniyor. Tabii direniyor yani. Evet. Direnişin içindeydik. Ve
dergiler çıkartıyoruz, o arada faaliyetleri sürdürüyoruz filan. Ve devam ediyor bir yandan da yani mücadelemiz. Disk yeniden açılsın mücadelesi veriyoruz. Yeniden faaliyete başlasın. Ama bu dediğimiz tarihlerde kimse yanımızda değil. Hepsi bizden kopmuş. Evet. Hatta bizim sendikalardaki birçok arkadaşlarımız yurt dışında süreçten, olanları hayır, içinde de olan yani birçoğu dağılmış vaziyette kendi iş, yani ben onları da eleştirmiyorum. Ay, kendi şimdi işine gücüne bakma noktasında bu büyük bir mücadelenin sonucunda bazı tarihsel dönüm noktaları yaşandı. Aynen. Ve o yaşanan dönüm noktalarından bir tanesi de işte DF-SHP koalisyonu dönemidir. Hı hı. Biz o koalisyonun olması için belki Türkiye'de ilk defa daha disk açılmamış. Hı hı. Gazete ilanları verdik. Cumhuriyet Gazetesi'ne, Hürriyet o zaman tabii ki Hürriyet'e. O gün tabii siz siyaseti hiç hep beraber yürütürünüz. Yani. Tabii İşçi Komitesi Genel Yönetim Kurulu'yuz. Baştürk Milletvekili. Yani o oradan yani CHP'de oradan milletvekili, geliyor. CHP'de milletvekili uzun süre siyasetin içindeyiz aynı zamanda. Ama şunu yapmadık. Yani siyasetin içindeyiz lafını şu anlamda değerlendirmek istiyorum özellikle. Sendikacı kimliğinizle siyasetin içindeydiniz. Biz devletten bağımsız bir anlayış içinde, siyasi partilerden bağımsız, sermayeden bağımsızdır. Bunlar Süleyman Çelebi'nin sendikacı kimliğiyle siyaset yaptığının görselleri değil mi? Aynen öyle. Aynen. Bakın ilk defa meclise gelmedim de ama meclisten önce şunu söylemek istiyorum. Yani bu diskin açılma faaliyetlerini sürdürdük. Evet. Ve yeniden disk açıldı. Başlık talihsiz bir şekilde aramızdan ayrıldı biliyorsunuz. Evet, evet. Neboğlu disk genel başkanı seçildi. Neboğlu genel... O da hızlı ayrıldı. Yani. Evet. O da sağlık sorunları ile ilgili. Evet, sağlık sorunları vardı. Ben de o zaman genel sekreterdim. Sonra Rıdvan Budak bir dönem disk genel başkanı oldu. Teksir'in genel başkanıydı. Ben aynı zamanda Teksir'in örgütlenme daire başkanıydım. Sonrası o DSP'den milletvekili oldu. Ecevit onu çağırdı. Diskin başkanı olarak ve birinci sırada burada milletvekili yaptı. Daha sonraki dönemde ise ben 2000 yılında DİSK'in genel başkanlığına seçildim ve DİSK'in genel başkanlığını fiili olarak en uzun süre yapan benim. Evet. Yani 11 yıl yaptım ben. 11 yıl evet. Yani Kemal Türkler 10 yıl yapmıştır. Başlık fiili olarak tabii ki 12 Eylül'den 1991'e kadar yaptı 1991'e kadar yaptı ama o aradaki fiili Tutuklu durum, olan dönemi çıkarılınca ama ben gerçekten en uzun süre DİSK Genel Sekreterliğini ayrı tutuyorum. DİSK Örgütlenme Daire Başkanlığını ayrı tutuyorum. Hepsinde çok uzun sizin kalıştığınız. En uzun süre çok uzun kaldınız. Evet, öyle bir yanımız var. Onun içinde çok fazla tanıklığınız ve çok fazla eyleminiz var. İçinde olduğunuz eylemler. Yani sendikacı kimliğiyle de içinde olduğunuz eylemler var. Siyasetçi kimliğiyle de içinde olduğunuz eylemler var. Çünkü en son aşamada da milletvekilisiniz. Evet. Son geçişte. Ben ondan önce şu olay benim için özeldi ve önemliydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Enzo Frizzo'nun Madımak katliamı sonrası Şişli Camii'den kalkacak cenazelere katılmak üzere duruşunu çok özel bulmuşumdur. Hı. Ve çok yani bir uluslararası evrensel sendikal değerlerle insan haklarına bakışın özdeşleşmesinin simgesi gibi bir olaydır. Hem basın toplantısı ve yapılan etkinliklerde ICF2'nun genel sekreteri olarak bulundum hem de cenaze töreninde. Siz burada fotoğraflarda birliktesiniz. Beraber yürüdük bir de. Yürüyorsunuz evet birlikte yürüyorsunuz. Bu gerçekten dünya sendikacılığında çok olağan, bizde ancak yüreği olan sol sendikacılığın içinde olağan bir durumdur, bir şeydir. Evet. Bu çok önemli Şükran abla. Bunun önemi şu, biraz önce de anlattık ama iki cümleyle. Hani biz bugün yani ayaktaysak, yeniden sendikal mücadeleye döndüysek bu dayanışmaların sonucu dedik. Gerçekten hem o dayanışmalar, maddi dayanışmalar da ailelerimize, maddi manevi dayanışmalar bizim için çok değerliydi. Bunları da çok net ifade etmem gerekiyor.
ayağa kalktı resmen Avrupa bizim için. Ben yani de ilk defa kaçacağım. Ne yazık ki yurt dışında sizin için toplanan paraların size ulaşmadığı, ailelere ulaşmadığı öğrenildi. Evet. Ve bir formül buldular. Doğrudan doğruya Ayten Baştürk'le görüştüler. Bir heyeti, evet, yani sizi de ziyaret, evet, ettiler içeride. Aysiyetun'un, evet, bütün, evet, ekibi. Ve orada bir karar aldılar. Dediler ki biz içeridekilerin listesini alalım, evet, ev adreslerini alalım. Aynen. Ailelerine geçinebilecekleri simgesel bir gelir gönderelim. Dayanışma koyalım dediler. Ve bu, onu uyguladılar. Evet, her ay bu çok önemlidir. Evet, evet. Yani bu çok önemli. Dedim ya, maddi manevi dayanışmayı da alarak geldik. Enzo Frizzo bu anlamda çok önemli. Dünya Sendikal Hareketi'nin en önemli liderlerinden bir tanesiydi. Bu, evet, katliamı duyar duymaz buraya geldi. Hem cenaze törenlerine hem de protesto eylemine bizimle katıldı. Evet. Enzo Frizzo'nun çok güzel bir lafı var. Siz aslında bunu yazdınız. Şimdi anımsayacak mısınız bilmiyorum. Artık kravatları çıkartıp çizme giyme zamanı gelmiştir. Evet. Şimdi bu cümleleri siz yazdınız. Sizin, evet, Cumhuriyet, evet, Gazetesi'nin, evet, arşivinde, evet, bu vardır. Evet. Enzo Frizzo'yla da bir röportajınız var. Onu da hiç unutmam. O anlamda çünkü söylüyorum. Çünkü şeyde bizim o gazetecilerin toplanabildiği bir merkezimiz vardı sahilde. Evet. Gülhane Parkı'nın altındaki, evet, şeydeki eski bir kasırdır orası. Evet, evet, aynen. Oradaydı. Orada bunu söyledi. Bu söyleşi yaptı, evet, ve, evet, artık kravatlı gelmişti. Artık dedi bu kravatlarımızı atacağız, yerine çizmelerimizi giyeceğiz. Çünkü bu yeni dünya düzenine karşı, evet, yeni, evet, bir mücadele geliştirmek zorundayız demişti. Evet. Evet. Bu bununla ilgili bir yanı var. Evet. Şimdi oradan şeye geçelim. Çok farklı, sizin gerçekten farklı toplumsal duruşunuz ve ilişkiniz oldu bu çok uzun soluklu DİS Genel Başkanlığı döneminde. Doğru gördüğünüz, yani bu Enzo Frizzo'nun falan öğretisinin doğrultusunda giderek sendikacının durması gereken her yerde durması gerekir dediniz. Evet. Ve durması gerekir dediğiniz için de hep varsınız, her yerde varsınız. Ve çok çok simgesel şeyler var, yani Arafat'la varsınız. Arafat'la bu çok önemli. Evet. Çok çok önemli şunun için. Arafat'sa biz bir heyet olarak gittik aslında. O heyette Türk İş de var, evet, Hak İş de var, KES de var, Mimar Mühendisler Odası da var. Heyetin başkanı da bendim. Yani koordinasyonu, evet, da ben yaptım. İkinci irtifada, yani savaş, hı hı, döneminde ve o zaman rahmetli İsmail Cem şeydi, Dışişleri Bakanımızdı. Evet. Önce onun da zırhlı araç bize tahsis etmesi sonucu, tabii biz ilk önce İsrail'e, o zaman Dışişleri Bakanı Şimon Peres'di. Dışişleri Bakanı'ydı. Burayı ziyaret edeceğiz dedik heyet olarak. Oradaki bize sivil toplum örgütleri ve orada Status diye bir sendika vardı. Çok ciddi anlamda dayanışma gösterdi. Onu da söyleyeyim, hakkını teslim edeyim. Ve o arada da güzel eylemler vardı İsrail'de. Tabii, biliyorum. Savaşa karşı hep eylemler. Hep var, hala da var. Evet. Hala savaşa var, karşı eylemlerle ilgili dönemde, o arada da ikinci irtifa dedikleri, yani işgal etmişler filan. Ben birçok tabii değerlendirmesi oldu Arafat'ın da. Şu cümlesini özellikle, bu arada yangınlar da çok oluyor. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok zemin bir kata indik. Yani bayağı dehliz denilebilecek bir yere indik. Orada ancak kendisini ziyaret edebildik. O heyetle bir tanesi tercüman o resimdekiler, evet, ama diğer arkadaşlar da var, hakkını teslim edeyim. Orada bize söylediği en önemli cümle şu: zeytin ağaçlarım çok zarar gördü dedi. Bak şimdi şehir yanmış. Şehir birçok şey. O diyor inşaat, evet, çözülür, evet, diyor. İnsan, evet, ve zeytin, evet, diyor. Bak şimdi insanlar ölüyor. En çok ona üzülüyor. Evet. Ondan sonra da en çok zeytine üzülüyor. Şimdi zeytin ağaçları dediği zaman, yani hiç o duygusal bir yana gidiyordu benim için. Onunla çok ilgili de bir yanımız vardı, evet. Peki farklı bir görsel, sizi ziyaret eden farklı bir konuk. Demirtaş diski ziyaret ediyor. Evet. Demirtaş'ın hala
içeride olmasının hukuksuzluğu üzerinden söyleyecek sözümüz yok artık. Evet. Artık şey değil ama şey olan, düşündürücü olan gerçekten demokrasi umudu açısından o süreç, meclisteki başkanlık sürecin ve o zamanki söylemleri falan bu toplum için umuttu. Evet. Tekrar birlikte yaşama ve barış içinde yaşama evet. umuduydu. Buna öfkenin sonucu içeride olduğunu düşünüyorum kişisel olarak hala yani çıkmamasını. Ama sizi ziyareti zaten bir başka jest anlamını, evet. değerini taşıyor. Siz ne nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi ben aslında o zaman birçok milletvekili tutukluydu. Ben biraz önce dediniz ya, ben her yerde vardım. Yani gerçekten evet. buradaki mütevazi davranıyorum. Evet. Ben haksızlığa uğrayan herkesin yanında bulundum. O zamanları milletvekilleri, yani HDP'den o zaman gitti. Bu arada hemen göstereyim, her yerde var olduğunuzu Ecevitlerle de varsınız tabii birlikte. Tabii yani yaşamın içinde hepsiyle varız. Sayın Baykal'dan da varız, evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hepsiyle varız. Hepsiyle yani diğer siyasi partilerle de varız. Hani şu şeyi anlatsam yani Demirel'in bir hikayesi vardı hani bizimle ilgili mal varlığı süreciyle ilgili. O da apayrı bir hikaye ama oralara evet. girmeyeceğim tekrar. Hayır, şunu girmeyeyim. Anlatmak açısından söylüyorum. Demokrasi mücadelesinde özellikle Selahattin Demirtaş'ın bugün rehin alındığı noktasında görüyorum ben evet. bütün olayı. Evet. Ve demokrasi konusunda da çok ciddi bir mücadele verdiğini biliyorum. Bizi ziyaret etmesi bir teşekkür ziyaretiydi. Hiç unutmam onu. Milletvekilleri de tahliye edilmişti. Ama ben Diyarbakır'a gittim. Başka illerdeki evet. hapishanelere. Yani Sırrı Süreyya da en son... Doğrusu ben de Barış Hareketleri içinde evet. oralara çok gittiğim için biliyorum. Evet. Bu arkadaşların meşru zeminde yaptıkları siyaset haklı çok... bütün mücadelede ben hiç farklı siyasal kimliğimi ortaya koymadan yanlarında yer aldım, destekledim. Çünkü bu ülkenin böyle de bir sorunu var. Bu sorunun da çözülmesi gerektiğine araya inanan... Araya bir acılı anınızı sokacağım tabii hemen gelip hızlı yine geçişle. Sizi başkanlığı, yani Kemal Türklerin öldürülmesi çok trajik bir olaydı. Ondan sonrasında DİSK Genel Başkanı olarak doğrudan doğruya saldırıya uğrayan kişi sizsiniz. Evet. Ve ciddi bir saldırıdır bu. Bunun haberi var Cumhuriyet'te ama evet. sonrası ve olayın aslı ile ilgili bir izleniminiz... Aslı ile ilgili... Aslında şöyle bir şey var. O dönem DİSK'in en zirve yaptığı dönemlerdi. Hı. Yani bizim eylemliliğimizin hem 1 Mayıs süreciyle ilgili, 1 Mayıs'ın yeniden kazanılması. Evet. Hem yeniden Taksim'e çıkılması. Ve her olayda DİSK'in öncülük yaptığı bir mücadele süreci başladı. Ki çok da çıkıldı yeniden. Yeniden evet. Taksim kazanıldı. Evet. Yeniden hani evet. Tayyip Erdoğan şöyle bir açıklama yapmış, hatırlayacaktınız. Dedi ki bu bir günün tatil maliyetini biliyor musunuz dedi. O zamanın parasıyla evet, evet, evet. 15 milyar falan bir rakam da koydu. Şiddetle karşıydı. Karşıyım ve bir yıl sonra tatil vermek zorunda kaldı. Yapmak durumunda kaldı. Bunlar hepsi şeyler olmadı bunlar. Hani böyle ulufe gibi dağıtılmadı. Dağıtılmadı. Bunlar bir mücadelenin sonucu elde edildi. Bir mücadele ettik. Şimdi tam böyle bir dönemde IMF toplantıları var. Fatih Portakal şu anda yaşamda ve gazeteci. Evet. Bana soru soruyor. Sen diyor IMF toplantıları yapılıyor, başlıyor. Sen ne yapacaksın? Ben de gereğini yapacağım dedim. IMF politikalarını eleştiren büyük bir eylem yapacağım dedim. Ne zaman yapacaksın? Bir gün sonra yapacağım dedim. Bu röportaj duruyor. Fatih Portakal'ın o zaman başka bir televizyondaydı. Kanal D'de filandı sanıyorum. Yanlış da olabilir. Anımsamıyorum tam yerini ama ismini tabii ki gazeteci olarak çok evet. iyi tanıyoruz. Orada benden ne... Dedi ki kırmızı kazağını giy, hani meşhurda bir kırmızı kazağım var benim. Hatta dediler ki bu kırmızı kazağı nereye vereceksin? Cumhuriyet gazetesine bir ara ver dediler. Aynen o kazak duruyor. Yani bunu abartı olarak söylemiyorum.
Bu bizim şeyimizde kaldı. Veririz, seviniriz. Veririm. O kazak halen duruyor. Benim yani simgesel kazağımdır. Kırmızı kazaklı adam diye yani söyledikleri olay o bugünkü kırmızı tişörtüm değildir. O kırmızı özel bir kazağım var. Ben onu bir tek 1 Mayıs'ta görüyorum. Yani Tarık rahmetli herkesin bir duruşu var. Evet. Tarık Akan gelirdi. Biz 1 Mayıs'ta onlarla böyle çıkardık. Rütkü Ayaziz'den, diğer sanatçı dostlarımızdan falan. Yani anlatmak istediğim şu, o nedenle bir gün sonra ben böyle büyük bir eyleme hazırlandık Taksim'de. Evet. Ben bir gün sonra da başıma bu olay geldi. Evet. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim izninizle. Yani bunlar şu anda aynen söylemem ama günün birinde mutlaka bunlar aydınlığa kavuşacak. Şimdi disk başkanı vuruluyor, öldürüyor yani. Ve hiçbir şey çıkmadı. Hayır. Bir şey anlatacağım. Çok önemli. Çok değerli olduğu için söylüyorum. Vali bir saat sonra açıklama yapıyor. Siyasi bir yanı yok. Gördüm. Burada var. İki, tabii. İçişleri Bakanı Beşir Atalay. Beşir Atalay, evet. Açıklama yapıyor bir saat sonra. Evet. Siyasi boyutu yok. Evet. Bu beni vuran vatandaş. Diş başkanı vuruluyor ya. Beni vuran vatandaş. Sabahın saat erkeninde, bir gün sonra erkeninde duruşmaya çıkartılıyor, tutuklanıyor. Sorgu falan yok. Bak bir daha söylüyorum, sorgu falan yok. Sonra ne oldu ama? Sonra ne oldu? Soruşturmayı yürüten savcıyı görevden aldılar. Şişli yani, savcısını. Anladım. Sonra bu oldu. Anlaşıldı. Tamam. Sonra devam etti yani. Serüven bu. Serüven evet. Sonrasını, yani bunun, sonrasını bilmiyorsunuz. Evet yani bunun ne kadar hani bazı bir eller dokunuyor ya, o evet, ellerin eller nereye dokundu, uzandığını eller en önemli boyutudur bu. Şimdi siyasetçi Süleyman Çelebi'nin meclisteki elimi evet. De güzel bir fotoğraf. Evet. Ne diyor burada? Şimdi şunu diyor. Ben sokaktan meclise, meclisten sokağa gelen insanım. Benim bir, başka bir kitabım da böyle. Meclisten evet, sokağa. Grev yasakları, grev erteleme, grev durdurmak, 12 Eylül yasakları yasa ile sürüyor diye sürüyor, protesto aynen. Ediyorsunuz. Bu nedir? Hava İş Sendikası Türk İş'e bağlı. Evet, Hava İş Sendikası evet, Atilla Ayçin Başkanı. Orada grev kararı almış. Grev kararını yasakladılar. Yasakladılar. Anımsıyorum. Belki meclis tarihinde ilk defa tişörtle giyerek meclisin salonuna, hani bu dışarıdaki bir eylem değil bu. Meclis salonunun içine biz böyle girdik. Musa Çam'la beraber onun da hakkını teslim ettik. Tabii. Belki de o fotoğraflarda var mıdır yanımda bilmiyorum ama. Burada biz, değil, bunda değil. Ama Musa Çam da bizim yani, her vardı, eylemimizde. Evet, biz ondan o genel sekreter, ben genel başkan, bütün eylemlerimizi beraber yaptık. Ben işçi sınıfının, yani sınıfa ihanet etmediğim dediğim olay böyle bir şey. Şu emeklilikte yaşa takılanlar var ya, onun mücadelesini en çok veren mecliste insanların başında ben geliyorum. Yani o o iş bitti dedikleri zaman 100 kişi, 200 kişilerdi bunlar. Biz binlerce kişi yaptık. O bir mücadele, bir dernek mücadelesinden bugün kazanımlı noktaya o derneğin gelişinde bizim imzamız var. İki, mecliste ilk defa ben susma eylemi yaptım. 5 dakika. Hiç konuşmadım. Hatta dediler ki ya konuşacak bir şey yok ki. Dediler ki aslında çok doğru şeyler söylüyor da siz mesajı anlamıyorsunuz. Yani dedim ki AKP'nin şeyini anlatacağım şu anda. İleri demokrasisini anlatacağım dedim. 5 dakika sustum. Hiç konuşmadan. 5 dakikada hakkımı öyle konuşuyor. Bir 5 dakika başka eylem var benim mecliste. O da 5 dakika içinde tam 237 defa karuzun faşizm diye slogan attım. Bu polis serayeti yasası çıkıyordu. Evet. Ya ben eylemci insanım ve ilk defa mecliste biz milletvekilleriyle yürüdük. Meclis grup başkan vekilini Akif Hamza Çebi başkanlığında meclisten, meclisin içinden meclis başkanlığına kadar yürüdük. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Torba yasalar çıkıyordu. Ben de aldım omuzuma bir başka torbayı.
Ben de emeğin torba yasasını hazırladım dedim. Koydum önlerine. Şunu anlatmak açısından söylüyorum. Şunu diyemezler bana. Ya gitti mecliste bizi sınıfa çıkarlarını korumadı diyemezler. Bunu şu anda farklı sendikalar, mesela Türkiye'ye bağlı sendikalar, onların başkanları bizi savundu, hiç sonuna kadar da savundu dediler. Bir de Mevlüt Hasanoğlu vardı, onun hakkını da yemeyeyim. Rahmetli oldu bizim Malatya milletvekiliydi. Sonra İstanbul bizim üçüncü bölüm. O biz hem bütçe komisyonunda hem çalışma komisyonu, ben parti adına da sözcüsüydüm. Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu'nun sözcüsüydüm parti adına. Orada biz hakkımızı, evet. Yani bir daha söylüyorum, ben de Musa da işçi sınıfına olan borcumuzu ödedik diyemem. Her zaman borçluyuz. Onlar her zaman onlar için mücadele edeceğiz. Bu şu anda da ederim. Ama doğru bir sıra verdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi sizin yaşamınızı tabii bizim süremize sığdırma olanağı yok. Ona öyle bir deneme de yapamayız. Söz konusu değil. Doğru, biraz da ben uzatıyorum. Noktalamaya yaklaşmak zorundayız. Bir özel soru. Özel soru Cumhuriyet Gazetesi. Çünkü sizin bu süreçlerin içinde çok uç noktalarda Cumhuriyet'in yanında duruşunuz var her dönem için. Evet. Cumhuriyet Vakfı kurulmadan önce de var, Cumhuriyet Vakfı kurulduktan sonra da var. Evet. Bu tabii ki basının etkinliğinin payının, yani bu etkinliğin sürmesi çabası olarak da bakabiliriz ama bu duruşta çok ciddi durduğunuz için ben ciddi duruşunuzun simgesi bir fotoğrafla göstermek istiyorum. İlhan Selçuk'la birlikte Atatürk evine yürüyüşe katılıyorsunuz yıl 2004. Evet. Şimdi bu vakfı kurulduktan sonraki yani bir eylem ve o eylemde de varsınız. Siz hep Cumhuriyet'in yanında durdunuz, hep var oldunuz. Bu sadece bir teşekkür mü yoksa bu gazetenin varlığının özel bir şey mi, takıntı mı diyelim, yani sorumluluk mu diyelim? Hayır. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet'le ve Atatürk ilkeleriyle, devrimleriyle bizi buluşturan bir gazete ve buna sahip çıkmak bizim onurumuz aslında. Biz aslında Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmıyoruz, kendimize sahip çıkmak istiyoruz. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin her yaşadığı süreçte, zorluklarda bu kapının önünde direnişlerin içinde yer alan kişiyim. Disk evet, başkanı kimliğimle, milletvekili kimliğimle, yani her kimliğimle ben Cumhuriyet Gazetesi'yim. Bugün de basının, gerçekten özellikle yazılı basının bu konuda yaşadığı süreç var. Dünyada da var, bizim ülkemizde de var. Cumhuriyet Gazetesi bizim hayatımızın, biraz önce anlattığımız hayatımızın her aşamasında var. Yani sen şimdi Şükran sorarsın ama son cümlemi kullanmak istiyorum orada. Evet. İdamla yargılanıyoruz Şükran Hanım. Şimdi Şükran Hanım olarak söylüyorum. Şükran abla. İdamla yargılanıyoruz ve bize diyorlar ki içeriden, bunu özellikle açıklayacağım çünkü bu son finalim olsun benim bugünkü. Yargılanıyoruz diyor ki bize bazı araya koydukları yüzbaşılar, binbaşılar. Siz eğer Süleyman Çelebi şöyle bir ifade verirse hemen serbest bırakacağız. Yani bunların ben aslında da yeniyim. Ama bunlar komünisttir. Bunların ben uygulamalarını tasvip etmiyorum derse hemen serbest bırakacağız. Bu söylediğim yargılandığımız sürenin birinci yılı. Tabii. Siz de eşime gidiyorsunuz. Eşimle bir yerde bir toplantı yapıyorsunuz Karagümrük'te. Benim rahmetli olan abimin iş yerinde toplantı yapıyorsunuz. Böyle baskılar gelecek. Böyle bir duyum aldık diyorsun eşime. Bak bunu eşim şu anda da anlatır. Sakın ha bu oyuna gelmesinler. Avukatı değiştirmek istiyorlar orada. Hatırlayacaksın avukat değişimleri yapılıyor. Eğer avukat azledersek, bunun içinde avukat azletme de var. Avukatımızı azleder ve bu dediğimiz beyanı verirsek şey olacak, bırakılacağız.
Çağırdılar bizi. O dediğiniz hani eşimle daha önce paylaştığınız süreç bizim başımıza geldi. Dediler ki bir binbaşı, o hapishanenin komutanı filan. Dediler ki şöyle bir ifade verirsen hemen bırakacağız. Abimi de göndermişler yanıma. Aileyi de o işe salmışlar. Abim var. Babam var rahmetli o zaman. Yani daha ölmemişti. Ben hapishanedeyken babam ölmüştü hatırlarsınız. Şeyle geldim böyle. 10 tane cemseyle geldim sanki. Evet, sadece törenle. İtalya'dan mafya lideri geliyor, babası geliyor sanki. 20'ye yakın araçtan geldim ben bir baba cenazesine. Neyse. Onlar da tabii bir an önce çıkmamı istiyorlar. Dediler ki böyle bir ifade versen hemen bıraktıracağız. Böyle bir ifade vermezsem ne olacak dedim. İdam olacaksın dediler. Ben idamı tercih ediyorum. Biz böyle bir dik duruş sergiledik. Bunu yalnız Süleyman Çelebi yaptı demem. Bunu birçok arkadaşım yaptı. Birkaç tane file verdik. O dediğimiz dönemde o isimler var. Onlar bir tarafta dursun. Ama onurluca bir direniş yaptık. Onurluca bir savunma yaptık Genel Başkanımız Abdullah Baştürk, arkadaşlarımız. Eğer disk bir daha ayaktaysa, bugün karşılığı halen toplumsal karşılığı varsa... Hem o direniş, 12 Eylül'deki mahkemedeki direnişidir, hem sonra bizim verdiğimiz kendi çapımızdaki direnişidir. Ben şu andaki arkadaşımızı da, yani şu andaki DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu da bu anlamda verdiği mücadeleyi selamlıyorum. Evet, o zaman kolay gelsin diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Emekçi savaşımına, hak savaşımına. Sağ olun, hepimize. Çok teşekkür ediyoruz. Mücadeleden emekli olunmuyor Şükran abla. Evet. Mücadelede... Emekli olunmuyor. Benim şimdi tecrübelerim, deneyimlerim nelerse her sürece katmak istiyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.